yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Günaydın. Perte, kahve. Yok, ben çay isterim. Hadi sizin açınlar. Hatta nane çayı olsa daha iyi olur. Ben sana çay falan yapmam. İyi, pekala. O zaman ben sizin filminizde oynamam. Limon da alır mısın? İyi olur. O da kalmamış. Al şu 1 milyonu. Üstüyle de kendine sakız alırsın. Peki ablacığım. Sana saatler olsun. Zaten ben küveti kendim için doldurmamıştım. Birazdan süvari birliği gelecek. Atları susamışsa yalak niyetini kullanırlar diye düşündüm. Ya Aydoğan da Banu Alkan arası gene açılmış galiba. Pertev, biliyor musun? Ablam elinden gelse elimdeki her şeyi alacak. Zaten küçüklüğünden beri elbiselerimi, oyuncaklarımı, sevgililerimi hep elimden almak isterdim. Beni taklit edeceğini bildiğim için korkunç bir saç modeli yaptırmıştım bir keresinde. Düzelmesi 1 yıl aldı. Ama onu o halde ortalıklarda dolaşırken görmek her şeye bedel. Elinden gelse benim yerime geçecek. Melek, biraz abartmıyor musun? Hayır Perde, hiç abartmıyorum. Günaydın. Günaydın Nedim'e. Poğaça ister misin? Ay bayılırım. Ama sana zahmet olmasın. Yok canım, bana zahmet olmaz. Ustağım gelince gönderirim. Bir koşu alır gelir. Nedim abla, senin buraya gelmen pek öyle parlak bir fikir değilmiş galiba. Aa, bu da nereden çıktı şimdi? Yani diyorum ki bir an önce gitsen iyi olacak. Hala anlayamadım. Anlayamazsın tabii. Nikah memurunun sorusunu anlayıp evet deyinceye kadar da 5 dakika geçmişti. Ay sen şimdi bana niye kötü davranıyorsun Melek? Tam da kocam beni boşarken. Sen bir tane daha bulursun. Erkeğin kalbine gidecek yolu pek iyi biliyorsun maşallah. Tabii, senin tuzun kurum. Sen doğuştan bile şanslıydın. Baksana şimdi de yaşım salkım gibi yaşıyorsun. Onun uşağı bile astrolojist olma yolunda. Oo, arkanda da zengin bir erkek. Erkek mi? Kim? Nerede? Günaydın hanımlar. Günaydın. O benim sadece patronum. Sizin aranızda bir şey yok mu? Yok. Şimdi ben onu kafeslersem sorun olmaz, değil mi?